Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımız sizlerin ilgisi ve desteğiyle günden güne büyümeye devam ediyor. Bunu hem abone sayılarından hem izlenme sayılarından açıkça gözlemleyebiliyoruz. Bunun için sizlere içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın tarihte sizler için yargı sohbetleri videoları çekmeye başladık bir seri halinde. Beğendiğiniz ve ilgi gösterdiğinizi fark ediyorum. Bu videolara bugün de devam edeceğiz. Fonumuza dikkat ederseniz daha önce kırmızı cübbemiz vardı. Bir yeşil cübbe daha ekledik. Yeşil yakalı cübbeler hukuk hakimleri içindir. Ne demek hukuk hakimleri? Ceza hukuku dışında kalan mahkemelere ve onlarda çalışan hakimlere biz hukuk hakimi deriz. Kırmızı yakalı cübbeler ise ceza yargıçlarının cübbeleridir. Bu ayrıntıları da verdikten sonra yine bizi bu sohbetleri yapmaya ve kaydetmeye iten vatandaşlarımızın çokça sorduğu ve merak ettiği sorulardan bir başkasıyla devam edelim. Buyurun. Yahu bu davalar niye bu kadar uzuyor? Duruşmalar niye bu kadar uzun günlere atılıyor? En başta gelen neden dava dosyası çokluğu. Eğer elinizde 200 dosya varsa bir ay sonraya duruşma verebilirsiniz. Ama elinizdeki derdest 1000 ise duruşmayı 5 ay sonraya verirsiniz. Duruşma günü verme süreniz sizin dosyayı karara çıkarma sürenizde belirler. Peki derdest nedir? Derdest elde olan demektir. Yani mahkemenizde açılmış olup da henüz karar verilmemiş ve gözünüzün içine bakan dosyalar derdesttir. Bir çobanın gütmekle yükümlü olduğu koyunları gibi. Yahu Nizamettin senin derdest kaçtı? Vallahi 33 idi ama dün birini kesip yemişsiniz. Bugünkü derdest 32. Senin? Benimki de 26 idi ama sen kesilenin yerine birini alıp kendi sürüne katmışsın ya. Benim bugünkü derdest 25. E hadi gidek, sürü ilerledi. Sürüyü gurda kaptırıp devri düşük vermeyek. Bir de zanlı derdest edildi diye haberlerde geçer. O da aynı manada. Zanlı artık elde demektir. Derdest bir de henüz yargılama devam ediyor manasında kullanılır. O dosya karara çıkmış mıydı Esra Hanım? Hayır, derdest hakim bey. Bir meslektaş Antalya'da bulunan hakim savcılık kampına tatile gitmiş. Bir garson kendisine eğilip, efendim siz hakim misiniz diye sormuş. Evet evladım ne vardı? Kusura bakmayın bir şeyi merak ettim de. Benim burada ilk yılım. 2-3 haftadır garsonluk yapıyorum. Her dönem farklı misafirlerimiz geliyor ama sürekli derdest lafı duyuyorum. Ne demek efendim derdest? Bizim her yerde ve her zamanki türkümüzdür derdest. Kampta da, lokalde de, serviste de, evde de en baş konumuzdur. Çünkü derdest sayın, senin diğer mahkemelerle olan yarışta nerede olduğunu söyler. Her yılbaşı geldiğinde hepimizin en gizli görevidir derdest takibi. Aynı tür diğer mahkemelerin kaç karar çıkardığı, kaç dosya devrettiği, yani derdestinin kaç olduğu hepimizin merak ettiği bir konudur. Derdest, adalet kavramından ve hakkın kendisinden bile önemlidir. Hak verilir, alınır. Önemli olan derdestin kaç, sen ondan haber ver. Şimdi benim derdestim 900 diyelim. Ben haftada kaç gün duruşma yaparım? İşimin durumuna göre 2, 3, 4 gün yapabilirim. Var mı bir kural? Yok. Her hakim kendi mahkemesindeki derdest sayısına göre bunu ayarlayacak. Ayarlamazsa ne olur? İşler yığılır, duruşmalar çok uzun aralıklı verilir, derdest artar. Teftişte bu durum aleyhe değerlendirilir. Bu birkaç yıl devam ederse daha küçük bir ile ya da coğrafi olarak talep görmeyen bir bölgeye tayin olunur. Moraller bozulur, emeklilik planları yapılır, hanımın yüzü asılır. Ben makul bir gidişat için haftada 3 duruşma yapıyorum. Derdest öyle gerektiriyor. Eğer dosyam 1500'lerde olsa haftada 4 günden aşağı duruşma ile bunu döndüremem. Niye dönmez peki? Duruşma yapmadan delil toplayamazsın. Tanık dinleyemezsin. Bunları yapmadan bilirkişiden rapor alamazsın. Rapor alamazsan dosyayı karara çıkaramazsın. Tabii ki bunlar benim baktığım iş mahkemesi ile ilgili şeyler. Ben 3 gün duruşma yapıyorum haftada. 4 ayda bu dosyalara bir tur attırabiliyorum. 120 günde bir duruşma veriyorum manasına geliyor bu. Peki bir dosya kaç duruşmada karara çıkar? İş mahkemelerinde işler aksamadığı takdirde 6 celsede karara çıkar.
Aklıca ise ne kadar zamanda yapılır peki? 720 günde. Ülkemizde resmi tatil günleri ile adli tatil sürelerinde hesapladığımızda bu 720 günü kesintisiz kullanamayacağınıza göre yargılama daha da uzayacak demektir. Ortalama 2,5 yıl alacak gibi duruyor. Gerçekte böyle mi? Dosyalarımı taradım, evet böyle. 2,5 yıl aralığında iş mahkemesinde karar alabilirsin. Bu alacak davaları için böyle. Biz de karara çıktıktan sonra karardan mutlu olmayan tarafın istinaf temyiz süreci başlıyor. Taraflar kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf incelemesini yapacak. Bu işler ne kadar zaman alıyor peki? İstinaftan işçilik alacağı davaları maalesef 3 yıldan önce gelmiyor. Bir başka gecikme nedeni de sistemin güvensizlik üzerine kurulmuş olması nedeniyle verilen kararların sürekli istinafa ve temyize taşınması. Hakimin verdiği kararın kesin olması için parasal miktarının 2022 yılı itibariyle 8000 TL'yi geçmemesi gerek. Daha fazlası için koskoca hakimin kararı kesin değil. Bu kesinlik sınırı çok düşük kaldığından karar aleyhine olan tarafın istinaf başvurusu üzerine dosyanın bölge adliye mahkemesinden dönmesi için de 3 yıl daha beklemek gerekiyor. Bir başka gecikme nedeni de yargılamayı hızlandırmak, etkinleştirmek ve delillerin doğru ve zamanında toplanmasını sağlamak için konulan usul kurallarının artık hakkın özünü yok eder şekilde katı uygulanması. Usul kuralları bir kuş gibidir. Onu avucunda tutarken kaçmasın diye çok sıkarsan ölür. Gevşek bırakırsan da kaçar. İkisini de istemeyiz. Ama doğru kıvamı da bir türlü bulamayız. O yüzden usul kuralları yaraya merhem olacağı yerde uygulanır şekliyle yarayı kangrene çevirmektedir.